Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Dağın başındayız. Ama muhteşem bir manzarayı göreceksiniz. Harika bir villa tanıtacağım. Gerçekten artık bu sitenin kelepir villalarından bir tanesi. Havuzlu site içerisinde muhteşem bir deniz manzarasına sahip. 3+1 kendine ait bahçesi bulunan, havuzun hemen çok yakınında 5 milyon 300 bin TL'ye sahip olabileceğiniz muhteşem bir villa arkadaşlar. Böyle baktığınızda zaten manzarası muhteşem gözüküyor ki evden de manzaramız harika gözüküyor. Havuzumuz mevcut. İsterse aşağıya aracınızı park edip çıkabilirsiniz ya da yukarıya aracınızı park edip çıkabilirsiniz. Hemen şu villaya bakacağız. 5 milyon 300 çok küçük bir pazarlığı var, onu söyleyelim. Böyle bir havuzumuz var. Şezlong alanı olarak da epey bir alan ayrılmış zaten. Manzara mükemmel. Sapladayı görüyoruz, Akbük'ü görüyoruz, Çukur'u görüyoruz. Didim'e kadar her yeri net bir şekilde görebiliyoruz. Şu manzaraya bir bakar mısın? Özellikle gün batımı buradan muhteşem gözüküyor. Kesinlikle gün batımını gelin görün derim arkadaşlar. Ön tarafımız da bu arada cadde. Böyle cadde, arka taraf yol, üst taraf yol, yan taraf yol. Her yer yol burada. Dağın başındayız. Manzarayı seven de yokuşuna katlanacak. Böyle bir manzara istiyorsanız yokuşta var arkadaşlar. Şimdi yüksek gerilim hattını hemen videoda görecekler. Diyecekler ki ya dibinde değil arkadaşlar. Buradan orası en az 100-200 metre mesafede. Bizimle bir alakası yok onun. Şimdiden söyleyeyim. Ama manzarayı seviyorsanız bu yokuşa da katlanacaksınız. Yokuş derken zaten arabanızla geliyorsunuz buraya kadar. Hiçbir problemde yaşamazsınız. Şöyle eve doğru gidelim. Hava da çok sıcak. Çatıyı kiremit yapmışlar. Avantajlı olmuş. Havuzu bir net gösterir misin? Gayet güzel. Yan tarafında çocuk havuzumuz var. Burası iş karşılığı alınan bir yer. Bu yüzden fiyatı diğerlerinden ucuz, onu söyleyelim. İş karşılığı alındığı için ucuz. Bence bu fiyatlara da kaçılmayacak bir fırsat, değerlendirmek lazım. Bu yüzden biraz daha aceleci davranmak lazım. Tabii şu çimler kurumasaymış çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkarmış. Şimdi bakacağımız villa burası. Şuradan itibaren zaten bahçe alanı bize ait. İsterse buranın üst tarafını pergole şeklinde kapatıp ön tarafı da camla kapattırabilirsiniz. Ya da bu şekilde kullanabilirsiniz. Aşağıda salon mutfak bir tane oda var. Yukarıda iki tane odamız var. Manzarası muhteşem. Odaların manzarası da güzel ama şöyle şuradan bir gösterir misin? Bakın buradan bile muhteşem bir manzara var. Oturduğunuz diyelim bir masa sandalye, yine deniz manzarasını net bir şekilde görüyorsunuz. Salondan dahi bu manzarayı görebiliyorsunuz. 5 milyon 300 bin TL. Bence kelepir bir fiyat. Fırsatları değerlendirmek lazım. Hemen şöyle içeriye doğru bir gidelim. Arka taraf zaten bitişik nizamlı villalar olduğu için bahçe ikiye ayrılmış. Anahtarı mı aldın sen buradan? Anahtarı neden aldın anahtarı? Biz buradan girmeyecek miyiz? Hemen şuradan girelim bak. Videoyu bozmadan hemen şöyle hızlıca girelim. Şimdi salon mutfak kısmı burası. Buraya geleceğiz. Koridor kısmına bir geçelim. Şimdi koridorumuz burası. Hava çok sıcak. Hava inanılmaz sıcak. Giriş kapısından girdiğimizde karşıda yukarıya çıkış merdivenleri bir tane. Lavabomuz var. Hemen sağ tarafta bir odamız var. Laminat yapılmış zeminde. Tavan yüksekliği çok güzel. Otomatik panjurlu ses ve ısı yalıtımı doğalgaz tesisattan mevcut. Doğalgaz geldiğinde hemen takdir kullanabilirsiniz. Güzel bir avize yakışacaktır buraya. Artı buradan dışarıya da çıkabiliyoruz. Gayet güzel değil mi? Yatak, dolap rahatlıkla buraya sığar. Yatağı böyle koysak ya da böyle koysak dolabı istediğiniz yere sığdırabilirsiniz. Hemen şöyle aşağıdaki lavaboya bir bakalım. Bir göz gezdirelim. Gayet güzel bir lavabo var burada da. Çamaşır makinesi kısmını alta koymuşlar ama bence başka yerde de çözümlenebilir bu. Eğilip kalkmak eğer zor gelirse. Ama gayet güzel bir lavabo, işte misafirlerin kullanacağı, sizin eve girdiğinizde elinizi yıkayabileceğiniz bir lavabo. Çok da bir şey beklememek lazım. Fiyatına baktığımızda daire fiyatı arkadaşlar. Gerçekten daire fiyatı. Salon mutfak da bu şekilde. Şimdi çok geniş bir salon mutfak diyemem. Çok küçük de diyemem. Bir L koltuk çok rahatlıkla sığacaktır. Ama avantajımız neydi? Dışarıda bir teras alanının olmasıydı. O teras alanını da kapattırıp buraya dahil edebilir ya da değerlendirebilirsiniz. Bu fiyatlara artık daire satılıyor. Bu yüzden bu videoyu izlerken böyle değerlendirerek izlemek lazım. Yoksa ben bu parayı İspanya'dan şato alırım yazanlar illaki çıkacaktır. Ya da işte ben bu paraya Almanya'da daire alırım. Sonra 1000 Euro'dan kiraya veririm gibi söylemler var. Ama bunlar varsayımlarla devam ediyor. Arkadaşlar zaten böyle bir villa alacak kişinin 1000 Euro'ya verdiği bir de dairesi vardır orada. Bir geliri vardır. İnsanlar burayı yazlık olarak alıyor.
Bu yüzden böyle değerlendirmek lazım. Her çerçeve farklı bir görüş açısıyla bakıyor. Bu yüzden arkadaşlar çok da böyle yorumlara takılmamak lazım. Çok da zamanınızı harcayıp bu tarz yorumlar yapmamak lazım diye de düşünüyorum. Ama yaparsanız da canınız sağ olsun. Gayet güzel bir mutfağımız var. Tezgah arasında seramik kullanılmış. Ahşap ve beyaz kapaklar burada birbiriyle çok güzel entegre edilmiş. Gayet güzel duruyor. Spot aydınlatmalarımız var. Dediğim gibi şu alanı içeriye dahil edebilirsiniz. Şöyle geniş bir salon mutfağı sahip olabilirsiniz burada. Tabii ki bunlar isteğe dayalı. Yani yazlık olarak kullanacaksanız gerek de yok. Masraf da etmeyin. Çünkü para harcamaya gerek yok. Yazlık olarak kullanacaksanız burada insanlar zamanını ya havuzda geçirir ya bahçede geçirir ya da denizde geçirir. Yani buraya artı bir masraf yapmak size sadece para harcatır. Bu yüzden arkadaşlar yazlık olarak kullanacaksanız hiçbir şey yapmayın ama yaz kış oturmak istiyorsanız da oturulabilir bir bölge. Şimdi burada ne var? İki tane odamız var, bir tane çamaşır balkonumuz var. Burada güzel bir, değil mi? Merdiven boşluğu çok güzel olmamış mı? Bir gösterir misin? Sen daldın gene, gidiyorsun o tarafa doğru. Gayet güzel bir merdiven boşluğumuz var. Çocuk odası burası. İlk bakacağımız oda. Şimdi diyeceksiniz ki bu yerdeki turuncu renk ne? Su mu almış? Hayır. Bu evde su alma gibi bir durum yok ama şu cam açık kalmış. Bak bu cam açık kaldığı için de her yer tozlanmış. Güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Temizliğini de biz yaptırır öyle teslim ederiz. Şu merdivenden gelen tozlar içeriye girmiş. Tabi buraya perde şart. Onu söyleyelim. Devam edelim. Genel kullanım banyo lavaboya bir bakalım. Buranın ışığı yanmadı mı? Sen onunla uğraşıyordun değil mi az önce? Şimdi buranın ışığı yanmadı. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Vitranın gömme rezervuarı. Seramik güzel olmuş. Gayet de geniş. Havalandırmayı yukarıya vermişler. Mantıklı olmuş. Mantıklı güzel. Gerçekten güzel. SPC markada musluklar kullanılmış. Geldik benim en sevdiğim odaya. Bu oda gerçekten muhteşem. Böyle bir manzaraya sahip. Şöyle bir yatak yerleştirdiğimizde kafanızı kaldırır kaldırmaz şu manzarayı göreceksiniz ki bu manzara da zaten muhteşem bir manzara. Fırsat niteliğinde bir ev arkadaşlar. Bu fiyatlarda kaçılacak ev değil. Onu söyleyelim. Gerçekten kaçılacak ev değil. Bence kaçırmayın. Güzel bir konumda harika bir villa sahibi olabilirsiniz. Özellikle bu manzara insanı cezbediyor. Tabii ki fiyat olarak baktığımızda da daire parasını alabileceğiniz bu bölgeye gelip bakarsanız 4,5 milyonlara 2+1'in karşılığında bir rakam istendiğini duyunca bu villa tabii ki kelepir fiyata kalıyor. Ve karşıda Sapladayı görüyorsunuz. Fevzipaşa, Çukur mevki, Bozbük mevki her yeri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tek sıkıntı, Didim'in tek sıkıntısı soğutma sıkıntısı. Yani ısıtmada bir sıkıntımız yok bizim arkadaşlar. Isıtma konusunda bir sıkıntımız yok ama soğutma konusunda çok büyük problemler yaşayabiliyoruz burada. Çünkü böyle bir de güneş alan bir evse kışın muhteşem ama yazın panjurları mecburen kapatıyorsunuz. Akşam gün batımına kadar ya da böyle serinlik düşene kadar 2-3 ay böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Sonrasında da zaten günlük gülistanlık her yer. Her yer çok güzel oluyor. Özellikle Ege bölgesine gelecekseniz Eylül-Ekim gibi tatile geleceksiniz. İşte tatil o zaman zevki çıkıyor. Çok güzel bir manzaraya sahip harika bir villa tanıttık. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. 5 milyon 300 bin TL'ye şimdiden hayırlı olsun.